Merhaba arkadaşlar, O Ne Diyor kanalına hoş geldiniz. Bugün sorularınızı cevaplayacağım. Başlayalım. Evet. Kendini aşırı mutlu hissettiğinde yaptığı en tuhaf şey ne? Mesela bizim gibi etrafta seke seke dolaşıyor mu? Seni seviyorum. Ben gülüyorum sürekli. Böyle saçma bir gülme geliyor sürekli ve boş boş gülüyorum. Sette en çok kimin enerjisini sömürüyorsun? Arasın galiba ya. Çünkü sürekli onun karavanındayım ve sürekli bir şekilde onun meyvelerini yiyorum. Buradan ona çok selam. Çok seviyorum onu. En çok onun enerjisini sömürüyorum. Çok konuşuyorum çünkü. Parasını en çok neye harcar? Sanırım ayakkabıya çok harcıyorum ama alıp alıp giymiyorum. Öyle duruyor hepsi. Göründüğün gibi sert misin? Sonra diyeceksiniz içkiliydi bilmem ne. Göründüğüm kadar sert değilim aslında. Çok merhametli bir adamımdır ama sert olduğum kısımlarda oluyor tabii ki. Yani 10 üzerinden sertlik konusunda 7 verebilirim. O 3 puan da sizin için. 2018'in sana kattığı en güzel şey. Sinema filmi mi olabilir? Aşk Bu Mu isimli filmde şu anda vizyondayız. Gitmenizi tavsiye ederim. Size de güzel şeyler katacağını düşünüyorum. Oyunculuktan aldığın ilk parayla ne yaptın? Ayakkabı aldım. Ayakkabı... Ayak görmeyeceğiz dediler. Bana ayakkabı giydirmeyeceklerdi. Ondan sonra ben de böyle oturacağım şu an. Bu soruyu da böyle oturarak cevaplayacağım. Ayakkabı almış olabilirim, evet. Ya hatırlamıyorum ama büyük bir ihtimalle ayakkabı almışımdır. Aşık olmak için bir insanla aradığın en önemli özellik nedir? Mesela benim sana aşık olmamın en büyük sebeplerinden biri gülerken kısılan gözlerin. Kısılmıyor, yok oluyor. Yani öyle bir özellik yok bence, enerjisel bir şey aşık olmak. Ama ben de bir insanın gülüşüne aşık oldum sanırım. Gülüş, gülüş önemli. Şu ana kadar yapılan Netflix dizilerinde oynama şansın olsaydı hangisinde oynamak isterdin? Bunu da bu arada artık indireyim, hiç rahat değilim. Peaky Blinders olabilir. Çok iyi bir dizi bence. Mükemmel bir dizi, mükemmel bir yapım. Kızım 4 yaşında ve seni televizyonda ya da YouTube'da şarkını dinlerken çıldırıyor. Kalpli gözler. Celosun diye bağırıyor. Ben bile adını söylerken doğru mu diye düşünüyorum. Tek seferde söyleyebiliyor. Seni çok seviyoruz. Soruma gelince en korktuğun şey mesela benimki karanlık ve yalnızlıktan da çok korkarım. Bunu da söylemiş olayım. Kızınızı öpüyorum. Çok tatlı. 4 yaşında. Şarkımı dinlerken çıldırması ve adımı tek seferde söyleyebilmesi, karakterin adını. Bazen ben bile söyleyemiyorum. Benim en çok korktuğum şey karanlık. Karanlıktan çok korkarım. Yani zifiri karanlıktan çok korkarım. Karanlıktan değil, aslında hiçbir şey görememekten çok korkuyorum karanlıkta. Bunu da söylemiş olayım. Gülünce kısılan gözlerinden güzel manzara yok. Bir güler misin? Ben çok gülüyorum zaten ya. Yapmayın böyle. Çok utanıyorum böyle soruları cevaplarken. Sevgilisine sürpriz yemek hazırlasa menüde ne olurdu? Miray et sotemi çok seviyor. Et sote yapardım herhalde kesin. Pilav yapardım, mercimek çorbası yapardım büyük ihtimalle. Klasik bir akşam yemeği ama öyle çok özel bir şey yapmaya çok da gerek olmazdı. Celosun'dan alfa olur mu? Bence gerçek bir alfa özelliklerine sahip sence? Şimdi Celosun zaten aslında bir çetesi var ve onun lideri zaten bir alfa gibi. Sadece Koçovalı olmadığı için işte öyle mahallede koşturuyor. Olur. Bence olur. Çünkü hem zeki hem de güçlü. Aralık'ta başrolünde oynadığı film çıkacak. Kendi şarkısını çıkardı. Neredeyse ülkenin yarısı Celosun'u tanıyor. Peki Vatanım Sensin senaryosunu eline ilk aldığında böyle güzel yerlere bu kadar çabuk geleceğini tahmin etmiş miydi? Etmemiştim. Vatanım Sensin çok güzel bir proje. Çok güzel hocalarla olduğum bir proje. Beni eğiteceğinin farkındaydım bu projenin. Ama çabuk bir şekilde bu kadar yol kat edebileceğimi ben de bilmiyordum. Bunun için de ayrıca mutluyum tabii ki ve o hocalarımın hepsine çok çok teşekkür ederim. Aynı dizide rol almam dediğin oyuncu var mı? Ya da aynı dizide rol almak istediğin bir oyuncu. Rol almam dediğim yok yani. Oyuncu olan herkesle rol almak çok isterim. Tekrar Halit Ergenç olabilir ya. Yani doyamadım onunla oynamaya. Şu anlık aklıma gelenler... Haluk Bilginer'le çok isterim. Haluk Bilginer'le oynamak çok isterim. Yani ondan öğreneceğim şeylerin galiba haddi hesabı yok olabilir. Japon balığına çok benziyorsun. Daha önce de benzeten oldu mu? Seni çok seviyorum. Çok teşekkür ederim. Japon balığına evet. Benim galiba setteki lakabım bu. Her ben sete geldiğimde sabah gözlerim şiş oluyor benim. Her sete geldiğimde hoş geldin Japon balığım diyen bir Erkan Kolçak Köstendir ile karşılaşıyorum sette. Evet, Japon balığı galiba benim lakabım olabilir. Sürekli abime seni örnek göstererek bak ne abiler var, kardeşin ismini dövme yaptırmış diyorum. Gerçekten kardeşin çok şanslı. Dövmeni gösterir misin tam olarak? Teşekkür. Kardeşimi çok seviyorum. Onu da buradan bol bol öpücükler. Hayattaki en değerli varlıklarından bir tanesi olabilir. Bütün abiler içinde kardeşi böyledir. Abin de bence seni çok seviyor. Böyle İlayda yazıyor.